Evet, kıymetli basın mensuplarım, çok saygıdeğer Diyarbakırlı hemşehrilerim, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda mümkün olduğunca az vakit geçirip taşrada arkadaşlarımızla doğrudan sorunları yerinden tespit edip çözüm üretme, arkadaşlarımızla bu anlamda istişare yapma çalışmalarımız bağlamında bugün Diyarbakır'a geldik. Diyarbakır'da milletvekillerimiz, valimiz ve birlikte önce bir değerlendirme yaptık. Ardından da İl Milli Eğitim Müdürümüzün ekibiyle, yani İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız, İl Milli Eğitim'deki şube müdürlerimiz ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Burada atılması gereken adımlarla ilgili olarak, yürüyen işlerle ilgili olarak kendileriyle düşüncelerimizi paylaştık. Yaklaşık 2 saat süren çok verimli bir toplantının sonunda da sizlerin huzurunuzdayız. İnşallah burada da çok güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayacağız. Şöyle kabaca baktığımızda Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'nin tamamında olduğu gibi Diyarbakır'da da 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısı ve öğretmen sayısı itibariyle derslik başına ve öğrenci başına düşen, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri itibariyle gerçekten çok belirgin, gözle görülür değişiklikler yapılmış durumda. Türkiye'nin tamamında 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki derslik sayısının 3 katına yakın bir derslik inşa edilmiş durumunda. Şu anda hali hazırda sistemde aktif olarak çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yaklaşık %80'ine yakını bu son 20 yıllık periyotta atanmış durumda. Bütün bu fiziki göstergelerin artırılmasıyla beraber Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da derslik başına düşen öğrenci sayısı ilk öğretim okulları için, yani temel eğitim kapsamındaki okullarımız için, ilkokul ve ortaokullarımız için 23, orta öğretim kapsamındaki okullarımız için 22'ye düşmüş durumda. Genel ortalama olarak bu Türkiye ortalaması da bu civarda zaten. Aynı zamanda OECD ortalamaları da hemen hemen bu rakamlara muadil. Dolayısıyla fiziki altyapı açısından ciddi bir sorunumuz yok. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de temel eğitimde, yani ilkokullarda ve ortaokullarda öğretmen başına 14 öğrenci, orta öğretim kurumlarımızda yani liselerimizde ise öğretmen başına 12 öğrenci düşmekte. Bu da oldukça iyi bir ortalama. Buna rağmen gerek yeni yapılan okullarımız, gerek artan nüfus hızının karşılanması, eğitim öğretim ihtiyaçlarının karşılanması açısından yeni dönemde de hem yatırım hem de insan kaynağı açısından Diyarbakır'a yeni takviyeler de olacak inşallah. Eylül ayında, yani 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken hali hazırda inşaatı devam eden yaklaşık 960, yani 1000'e yakın derslik yeni olarak eğitim öğretim hizmetine sunulmuş olacak. Okul olarak karşılığında 62 tane yeni okul açılacak demek bu. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni öğretmen atamalarından da kuşkusuz burada yine ihtiyaç duyulan branşlarla ilgili olarak atama süreci devam edecek. İnşallah bu tedbirlerle beraber eğitim öğretimin niteliğiyle ilgili de yeni projeler hayata geçirilmiş olur. Diyarbakır'da bugün buradayız. Yarın da yine başladığımız günden itibaren her ayın ilk cumartesi günü öğretmenler odası etkinliği yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafından gerek kişisel gerek eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak sorunu olan, bizimle paylaşmak istediği şeyler olan öğretmen arkadaşlarımıza elektronik ortamda randevu veriyoruz.
Toplantımızı yapacağımız alanın kapasitesine göre öğretmen arkadaşımız elektronik ortamda randevu istiyor. Yarın da bu programımızı Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. 250 civarında öğretmen arkadaşımız şimdiden randevularını almış durumdalar. Yarın onlarla ucu açık, samimi, içten bir sohbet yapacağız ve süreçle ilgili olarak da karşılıklı olarak birbirimize istişaremizi yapmış olacağız. Son bir konu daha söyleyeyim. Bakanlığımızın gündemindeki önemli konulardan bir tanesi, biliyorsunuz eğitim öğretim programlarında yapmayı planladığımız, yani müfredatlarda yapmayı planladığımız değişiklik, Türkiye'de eğitim öğretimle ilgili kamuoyunun bu kadar canlı olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olduğumu bir kere ifade etmek istiyorum. Programlarımız, yani müfredat değişikliklerimiz toplumun her kesiminden ilgi ve alaka gördü. Bu anlamda bize eğitim öğretim sürecine ilgi gösteren herkese, gerek tüzel kişilere, gerekse gerçek kişilere huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu katkı ve öneriler bakanlığımızda ciddi şekilde değerlendirilecek. Sadece bir rakam vermek istiyorum. Bugün itibariyle bir hafta oldu. Bir hafta içerisinde eğitim öğretim müfredatlarımız, yani bizim program dediğimiz dokümanlar 1.372.000 defa indirilmiş. Yani o yüzlerce sayfa diye ifade ettiğimiz programlar 1.372.000 defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. O dosyaların 1.5 milyona yakın kişi tarafından indirilmiş olması benim açımdan, Milli Eğitim Bakanı olarak dediğim gibi problemleri kamuoyuyla birlikte çözmek isteyen, istişare süreciyle yürütmek isteyen bir bakan olarak şahsım tarafından oldukça mutluluk verici bir şey. Aynı şekilde an itibariyle 45.636 tane de, bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere toplamda 45.000 ayrı görüş bildirilmiş. Ben görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere hasreten ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, bütün bu yapıcı sürece açığız. Eğitim öğretim süreci ancak 86 milyon kişinin, gerek gerçek kişilerin, gerek tüzel kişilerin, gerek kamu kurumlarının, gerek sivil toplum örgütlerinin katkısıyla ancak desteklenirse güçlü bir altyapıya kavuşmuş olur. Ben bu anlamda bize destek olan, destek olacak olan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tekrar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.